Başka bir Cübbeli Ahmet anlatıyor mesela. O kadar yanlış kelimeleri var ki. Bu Cübbeli Ahmet'in var ya. O kadar yanlış kelimeleri var. O kadar şirk içeren kelimeleri, konuşmaları var ki. Ama adam o kadar tatlı anlatıyor. Güzel anlatıyor. Adeta şerbetin içinde bir şey gibi. Zehir. Öldürücü bir zehir veriyor sana şerbetin içinde. Öyle yanlış itikadi sohbetleri var ki bu adamın. Ama televizyonlarda işte internet sitelerinde bu insanın konuşmasını dinleyenler o Kur'an'dan ve sünnet hadislerden süslediği o güzel anlatımı içerisinde süslediği görüşlerini adamlar insanlarımız diyor ki ya diyor adam hep ayet hadis diyor ne güzel anlatıyor diyor. Şimdi onu tartacak seviyede olmadığı için bilgi olmadığı için bakıyor hep peygamberimiz buyuruyor ki diyor adam anlatıyor uydurma bir şey. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki diyor ayeti alıyor sündürüyor başka bir tarafa çekiyor. Şimdi ona bakıyor adam ayet söylüyor diyor. Hadis söylüyor diyor. Ama bilenler ilim çerçevesinde onu değerlendirebilecek durumda olanlar o adamın ne kadar bir yanlış, ne kadar sapık olduğunu net bir şekilde anlayabiliyor ve ondan şiddetle uzak durur. Ama bilmeyen insanlar ya ağzına bakıyor adamın mesela. Ne kadar tatlı anlatıyor diyor. Ne kadar güzel anlatıyor diyor. Ben kaç defa sohbetini dinledim. Yani o kadar kirli, tevhide sığmayan, delilden uzak şeyler var ki böyle konuşmaları var ki, itikadi açıklamaları var ki, itikadi yapısı var ki. Yani tiksindirici, böyle asla şey alınmaz. O görüşler asla bir Müslümanın tabi olacağı, tevhid ehli bir Müslümanın savunacağı, tutunacağı şeyler değildir. Ama meşhur olmanın getirdiği şeyler var. Meşhur olmanın getirdiği felaketler var. Bazı insanlar meşhur oldukça daha da çok şeylerin içine batıyor böyle. Felaketlerin, çukurların içerisine sürükleniyor. Bu insanları gel de şimdi sen bir yakınını gör. Bu insanların yanına gittiğini duy. Ve onlara deme ki tamam kardeşim orada doğru yol. Hayır. Burada doğru yol, burada doğru yol, burada Allah'ın dinine çağırıyor, burada Allah'ın dinine çağırıyor diye bir şey yok. Herkes çağırıyor bir taraflara ama kimisi batıla çağırıyor, kimisi hak olan yola çağırıyor. Peki bunu biz nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl ayırt edeceğiz? Yani herkes bir yere çağırıyor ama Peygamberimizin buyurduğu Fırkayı Naciye var ya kurtulan taife. Onlar kim? Yani biz onlardan olabilmemiz için nasıl bileceğiz bunu? İşte anlattıklarını deliller ışığında tartabilmemiz lazım. Yok tartamıyorsak tevhid ehli güvenilir insanlara, alimlere danışmak lazım. İnsanlar etrafındaki bulunan böyle kişilere, bilenlere bilmiyorsa şayet danışması lazım. İlim okuması lazım, öğrenmesi lazım. Cahillikle ne yapar? İnsanlar bu yanlışlardan kurtulamaz. Zanneder ki ben Allah yoluna gidiyorum. Ya biz de Allah diyoruz. Hayır. Ben Allah diyorum. Sen de Allah diyorsun. Öteki de Allah diyor. Ama benim senin Allah demen değil. Nasıl Allah dediğimiz önemli. Yani doğru mu Allah diyoruz? Yoksa başka türlü mü Allah diyoruz? Ya nasıl olsa o da Allah diyor. Öteki de Allah diyor. Şu cemaat de Allah. Ne var bunda? Bunların hepsi bir rahmettir. Değil. Hak olan yol bir tanedir. Bu bir tane derken çeşitli yollarda ocakları vardır, açılış yerleri vardır, anlatanları vardır, savunanları vardır. Birçok yerde bunun savunanları vardır. Ama hep aynı şeyi anlatırlar. O da bir tanedir. Kur'an'ı, sünneti anlatırlar. O da bir tanedir. Öbür taraftaki adam anlatıyor. Allah diyor, peygamber diyor, ibadet diyor. Böyle gözyaşları da döküyor. Ama şeytan dosdoğru yol üzerine oturup saptıracağım diyen şeytan o insanları ne yapıyor? Öyle bir saptırıyor ki öyle şeyler söyletiyor ki bunlara bu insanlara öyle şeyler söyletiyor ki yani akıl almaz şeyler söyletiyor.
tevhide sığmayan, peygamberin sünnetine sığmayan şeyler söyletiyor. Ama insanlarımız ne yapıyor bunu? İşte bilmemekten, okumamaktan, cahil kalmış olmaktan dolayı anlayamıyor. Eğriyi doğruyu tartamıyor yani. Birbirinden ayırt edemiyor. Ama mümkün mertebe bilen insanların, anlatan insanların, ilim sahibi insanların böyle tehlikeli itikad sahiplerini sahipleri hakkında insanları uyarması lazım. Bak filan kişi anlatıyor bir şeyler ama Allah'ın ve Resulünün emri dışında şeyler anlatıyor. Bunlar delilsizdir, bunlar çürüktür, bunlar şirktir şeklinde anlatmak zorundayız. Biz anlatmadıkça bu insanlar ortada meydanı boş buluyorlar. Her şeyi anlatıyor ve binlerce de taraftar buluyorlar. İşte bunlara karşı insanları uyarmakta fayda var.